Günaydın, yeni bir günden herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda çok güzel bir yerden videomu başlatıyorum. Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrine geldik. Biletlerimizi 6 ay öncesinden almıştık. O yüzden bayağı uyguna denk geldi. Gidiş dönüş kişi başı 2000 lira gibi bir ücreti vardı. Buraya geliş 2 saat 10 dakika falan sürdü. Gece yolculuk yaptık. Gece geldiğimizde direkt uyuduk, uyandık. Şimdi şehri gezmeye çıkacağız. Bugün akşam bir tura katılacağız. Aslında 3 gün burada kalacağız ve 3 günde turlara katılacağız. Ya zaten dünyanın en iyi dalış yapılan yerlerinden birisiymiş burası. Dalış yapacağız, ATV'ye bineceğiz, deveye bineceğiz. Daha sonrasında güzel bir kanyon var, çöl var. Hepsine gideceğiz bu turlarla birlikte. Kaldığımız otelden de bahsetmek istiyorum. Şurada plajı var. Daha sonrasında havuzu var. Böyle otel gibi değil de sanki müstakil evler gibi tarzı var. Bakın mesela karşıda 2 katlı. Burası aynı şekilde. Benim bulunduğum yerin karşısı aynı şekilde. Ve bizim kaldığımız yer de böyle. Burası aslında bahçeye açılan bir kapı. Burada böyle bir oturma alanımız var. Şimdi içeriği de göstereceğim zaten size. Daha sonrasında fiyat bilgisini de paylaşacağım. Buraya eşim Salih ve arkadaşı Cengiz'le beraber geldik. Hepimiz aynı odada kalıyoruz. Şöyle 3 yataklı bir oda tuttuk. Biraz dağınık, kusura bakmayın, yeni uyandık. Mobilyalar bu şekilde, birazcık eski. Burada yaşayan insanlar hep eski mobilyalar kullanırmış. Otelden bunu beklemezdim ama ne yazık ki otel de bu şekilde. Günaydın. Gençler, günaydınlar. Günaydın aşkım. Dur, içeri giriyorum, bekle. Böyle bir banyosu var. Şuraya eşyalarımı falan koydum. Yani tuvaletini çok beğenmedim. Çünkü şurası böyle bir eski görünüyor. Ama yani idare edeceğiz 3 gece kadar. Sorun yok. Avrupa'ya farklı olarak tarak musluğu var. O bir artı. Aynen, tarak musluğu varmış. Bu şekilde. Buranın fiyatından da bahsetmek istiyorum. Bence yurt dışında daha ucuza tatil yapıyoruz. O yüzden de böyle seçenekleri değerlendirmek lazım. Biz burayı 3 kişi için gecelik 2000 liraya tuttuk. Şu anda Antalya'ya ya da herhangi bir yere baktığımızda, mesela yaz sonu için bakıyorum, geceliği 5-6 binden aşağı gerçekten yok. O yüzden hani burası gerçekten çok çok uygun. Ve bu fiyata da her şey dahil konsepte kalıyoruz. Sabah kahvaltı, yemek, yani full pansiyon otelde ne varsa tam her şeye dair. Bunda da aynı şekilde öyle. Aslında ben buranın fiyatını euro olarak söyleyeyim. Çünkü Türk lirası sürekli değer kaybettiği için bu videoyu birkaç ay sonra izlediğinizde bu TL fiyatı biraz saçma gelebilir belki. O yüzden burası gecelik 100 euro gibi düşünebilirsiniz. 3 kişi için. Buraya geceleyin ulaşımı nasıl sağladık otele? Çok yakın değildi havaalanına. Bir yarım saat kadar falan sürdü. Booking üzerinden transit aldık. Yani 6,5 euroya 3 kişi için yine aynı şekilde. Serviste bizi indiğimiz yerden aldılar ve otelin önüne kadar getirdiler. 120 lira, o da gayet uygundu. Ve en önemli şeyi söylememişim aslında ben. Burası vizesiz gelinebilecek bir ülke. Sadece pasaportunuzu alıp gelebilirsiniz. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Daha sonrasında böyle bir şehri turlayacağız. Ondan sonra da akşam demeyeyim de öğleden sonra 3-4 gibi bir tane tura katılacağız. Böyle yıldızlar, geceliğin yıldızları izleyeceğiz. Bedevi çadırında çay içeceğiz. ATV yapacağız. Deveye binecek miyiz bugün bilmiyorum ama o son günkü turda vardı. Bakalım, bugün böyle bir tur satın aldık. Bunu da yine internet üzerinden aldık ve turların fiyatı kişi başı böyle 20 ile 30 euro arasında değişiyor. Şöyle bir elbise giydim. Bershka'nın. Altıma da beyaz topuklu ayakkabılarımı giydim. Çıktık daha doğrusu. Resmen mevsim geçişi yaptım. Tek günde. Kıştan yaza geçtim. Çok iyi değil mi ya? Kahvaltı yaptıktan sonra odaya geri dönmek zorunda kaldık. Çünkü şehir merkezinde yapılacak hiçbir şey yokmuş şu anda. Akşam 6'dan sonra aktifleşiyormuş ve her yer açılıyormuş. Şu anda gitseniz her yer kapalıdır dediler. Hatta sorduğumuz soruyu da garip karşıladılar. Hani buradan şehir merkezine nasıl gideriz diye soracaktı. O kadar garip karşılandı ki soru. Gerçekten böyle bir şey yokmuş yani şu anda. Akşam 6'da otelden araç kalkıyormuş ve şehir merkezine bırakıyorlarmış. Biz hani akşama kadar böyle bir şehir merkezini turlayalım, akşam zaten tura gideceğiz diye şey yapmamıştık ama maalesef şehir merkezine gidemiyoruz şu anda. O yüzden biz de şimdi havuza ya da denize girelim diyoruz. Hemen bikinilerimi giydim. Boşuna erken uyandım. Boşuna makyaj yaptım. Boşuna giyindim. Şimdi hepsi denizde yok olacak zaten. Plaja geldik. Burası çok tatlı bir yer. Bu şezlongların üstünde şemsiyeler oluyor ya. O kadar tatlı duruyor ki hepsi aynı konseptle yapmışlar. Böyle çalı gibi.
Hatta arkamda görüyorsunuz ama şöyle bir göstereyim. Bakın şöyle çalı şeklinde şemsiyelerimiz. Bizim oda havuzu gördüğü için havuz başında hiç kimse yoktu. Allah Allah diyoruz. Niye hiç kimse, hiç insan mı yok bu otelde? Niye kimse yok falan diyoruz. Normalde hani Türkiye'de böyle sabahtan gidersin, havuz başında yer kaparsın, havlunu atarsın falan ya. Sonra bir geldik sahil plaj tarafına. Denize sıfır zaten burası. Hemen herkes burada. 2 saniye yürüdük geldik. Gerçekten burası tıka basa dolu. En sonlarda falan bulduk biz de bir tane şezlong kendimize. Tıka denize basa demeyelim bence de dolu. Bence bütün şezlonglar dolu yani. Daha boşlar ne olsun? Var ya şurada. Bizim 3 tane var işte. Hayır. İtalyan. No. Yok. İngiliz. I am looks Italian right? Yeah. Ay bardakların tatlılığı peki. Şuna bakın minnak. Denizden çıktık. Aynen, tüpümüz kaydı direkt. Saçım soğuktu. Bozulmasın diye şöyle toplayıp girdim. Su var ya, inanılmaz soğuktu. Hava da esiyor. Esmesi bugün biraz esiyor bir de. Ama ona rağmen girdik yani. Giren insanlar da vardı. Ben suya girdikten sonra sorun yoktu. Gayet güzel ısındım yani suyun içinde. Talip de aynı şekilde ama Cengiz hiç yani. 5 dakika yüzü girmedim yani. Ne 5 dakika? 1 dakika bile durmadı yani işte denizin içinde. Ama denizin içi inanılmaz güzel. O kadar berrak ki ve içinde çok güzel balıklar var. Renkli renkli böyle süs balıkları. İnanılmaz güzeldi. Yeter o bana. Aa, yeni pişiriyor makarnayı. Hazır değil. Makarna yiyeceğiz şimdi. Sosumuzu kendimiz seçiyoruz. Rahat ol, ben yerim. Tabaklarımızı hazırladık. Bir de yanına makarna gelecek. Takarsın lan. Hopma. Arkadaşlar şimdi tur yerine geldik. Bizi otelin önünden aldılar, buraya getirdiler. Dediğim gibi 20 ile 30 euro, 30 dolar arası bir şey verdi. Önce burada bir deneme turu yapacağız. Hani öğrenme amaçlı falan. Daha sonrasında da bu ATV'lerle birlikte yola çıkacağız. Farklı yerlere gideceğiz zaten. Görüyor olursunuz devamında. O kadar zevkliydi ki. Neredeyse bir yarım saat kadar falan sürdü. ATV ile buraya geldik. Burası böyle derme çatma. Bu bedevi çadırı dedikleri yer olsa gerek. Bildiğin çölün ortasında. Aynen, çölün ortasındayız. O kadar yani kurak, farklı bir yer ki. Deveye de bindik zaten. Develer çok tatlı. Biraz deveyle tur attık, fotoğraflar çekindik falan. Şimdi burada oturuyoruz, ateş yaktılar ortada. Bir de böyle bedevi çayından getirdiler. Bedevi çayı içiyoruz. Bildiğin kuşburnu abi. Aa, tatlı be. Kuşburnu. Ne ala, kuşburnu değil bu. Bir tane daha vardı, neydi o? Türkiye'de var abi, net yani. Kırmızı bir şey yaptı. Papatya. Papatya sarı oluyor. Hayır ama rengi böyle ama tadı papatya. Allah aşkına şu çayı bir denesene Cengiz ya. Abi kuşburnu bu ya. Lavanta mı ya? Yok de beni. Çok tatlısın sen. Bak. Az önce hamur açtım ya, şimdi onları sac gibi, sac var hatta orada. Orada pişirdiler. Ne yaptılar? Pişirdiler ve yiyoruz. Yalnız ellerimiz leş gibiydi bizim. Hiç yıkanmadı, etmedi. Lan değil mi? Bitti nasıl da bari yiyemeyeceğim. Ben bu pislik ellerle hamur açtım. Ondan sonra o hamuru pişirdiler. Şimdi yiyoruz yani. Gerçekten. Hasta olmazsak iyidir arkadaşlar.
Neyse, Arap topraklarındayız. Çok da temizliği düşünmememiz lazım. Değil mi? Yani bu kadarı bile Türkiye çok iyiydi. Türkiye kadar olmaz. Buraya çok iyi geldik ama bence. Henüz eliyle yemek yiyen insan görmedim yani. Bundan bahsediyorum. Zaten o tarihi herkes değil. O da doğru ya. Hep turist var çevremizde. Odaya giriş yaptık. Saat 1 oldu, hatta 2 oldu neredeyse. Üzerime şöyle ince bir ceket aldım. Gündüz ne kadar sıcaksa akşamda birazcık serinleşiyor tabii hava. Gittiğimiz kafe gerçekten inanılmaz uygundu. Yani kendimizi böyle İstanbul'a gelmiş Avrupalılar gibi hissettik. Kokteyller 75 lira falan, patates kızartması 40-45 lira, bira 45 lira. Yani her şey inanılmaz uygundu. Zaten ortamın otantikliği beni benden aldı. Farklı bir atmosferi var yani. Orada nargile de içiliyor aslında. 100 ile 300 TL arası değişiyor ama biz nargile sevmedikleri için Talip edeceğiniz içmedik. Yoksa eşlikçim olsaydı içebilirdim belki. Evet arkadaşlar, bugünün sonuna geldik. Fakat yarın daha büyük ve detaylı bir etkinlikte görüşeceğiz. Ve tüm detaylarla beraber, fiyatlar özellikle, burada çok merak ediliyor. Bunlar özellikle gireceğiz. Evet. Özellikle fiyatlarıyla birlikte belirtiyorum ki hani gelecek olan insanların da fikir olsun diye. Çünkü ben de izlerken mesela böyle videoları gerçekten fiyatlarını merak ediyorum. Özellikle de dolar ve euro cinsinden söylemeye çalışıyorum. Çünkü TL sürekli değer kaybettiği için. Şimdi direkt üstümü değiştireceğim. Pijamalarımı giymek istiyorum. Makyajımı da çıkarıp direkt yatışa geçeceğiz. Yarın dolu dolu bir gün olacak. Yine bir tura katılacağız. Bugünü böyle tek günlük bir vlog olarak atmak istiyorum. Çünkü dolu dolu bir gün geçirdik. Diğer günleri de böyle ayrı bir vlog olarak paylaşacağım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.